Batı ve özellikle Avrupa Birliği meselesine birazdan gelelim ama az önce bıraktığınız yerden Haldun Bey ile devam edelim istiyorum. Tabii. Şimdi Haldun Bey, Rusya saldırılarını kuzeyde Çerniyiv'den, güneyde Odessa'ya, doğuda Harkov'dan, batıda Lviv'e kadar yaklaşık 60 noktada başlattı. Bugün Odessa kıyılarında aldığımız haberler böyle. Siz askeri hedefi nasıl anlatırsınız? Asıl hedefin Karadeniz kıyısı olduğu konusunda siz de hemfikir misiniz? Tabii orada biraz farklı düşünüyorum. Askeri hedefler her zaman bir toprak parçası olmayabilir. Yani farklı olabilir. Önemli olan bir durumdur, bir sonuçtur. Bu toprak parçası olur veya bir başka bir durum olur. Tabii asıl, yani askeri hedefe gitmek için aslında siyasi hedefi belki netleştirmek ihtiyacı var. Ben şöyle görüyorum. Yani genel olarak, stratejik olarak bakıldığında harekat alanına, Putin veya Rusya esas olarak iki şeyi amaçlıyor. Birincisi, Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olarak bir yükümlülük altına girmesi, yani resmi yükümlülük altına girmesi. İkincisi, Kırım ve şu anda işte bağımsızlığını ilan etmiş iki doğudaki iki cumhuriyetçiğin genişlemiş olarak varlıklarının tanınması. Yani Ukrayna'dan toprak kaybını resmi olarak kabul etmesi bekleniyor. Esas olarak bunu görüyorum. Şimdi bu iki cumhuriyetçiğin toprakları, yani Kırım'la birleşecek şekilde genişletmek istiyor mu? Yani bu da içine dahil mi? Ondan emin değilim. Ama bu ilk söylediğim ikisi kesin. Siyasi hedef amaç olarak. Şimdi tabii bunun Ukrayna'ya kabul ettirilebilmesi için askeri harekatı kullanıyor. Askeri harekatla bir işgal ediyor, Ukrayna topraktan ikincisi başkente baskı yapıyor. Kiev'in tümünü kontrol altına alması çok zor. Fakat izole edebilir, yani etrafını kuşatabilir, giriş çıkış engelleyebilir, bu şekilde baskıyı artırabilir. Ve şu anda malum işte ateşkes görüşmeleri başladı. Bu görüşme sürecinde herhalde şöyle bir müzakere taktiği uygulayacaklar veya stratejisi uygulayacaklar. Bu iki hususu kabul ederseniz biz de işgal ettiğimiz topraklardan çekilir, Ukrayna'ya dahliye ederiz. Ve siz de kaldığınız yerden biraz küçülmüş olarak ama tarafsız bir ülke olarak, yani NATO'ya girmeyecek ve bunu taahhüt etmiş bir ülke olarak bağımsız Ukrayna olarak devam edersiniz. Şu anda yürütülen askeri harekatın hedefinin ve amacının bu olduğunu, esas olarak bu iki hususun Ukrayna'ya dayatmak olduğunu düşünüyorum. Karadeniz kıyısı olduğunu düşünmüyorsunuz, öyle mi? Doğru mu anladım? Bu tabii yani binde bir bir ihtimal. Neden Rusya... binde bir ihtimal? Yani siz, şu yüzden soruyorum Haldun Bey. Yani birçok kişi bu hedefi dile getirirken sizin binde bir ihtimal demenizin sebebi ne? Şimdi bakınız, 2022 yılındayız, 21. yüzyıldayız. 100 sene önce olsaydı belki olurdu. Yani Stalin'in, Hitler'in hayallerini, yani tırnak içinde psikopatça saplantılarının, yani bu çılgınca düşüncelerin bugün için geçerli olmadığını düşünüyorum. Yani evet, Putin'in ve etrafındaki Lavrov gibi, Shoigu gibi kişilerin şu anda girişli harekatta, yani birçok kişi tarafından düşünülemezdi. Bir hesap hatası yaptılar. Çok açık bir şekilde hesap hatası yaptılar. Hem siyasi, hem askeri, hem ekonomik olarak çok ciddi hatalar yaptılar. Onlar da bunun farkındalar. Ve buradan kurtulmaya çalışıyorlar. Şimdi bunun da ötesine geçip, yani Ukrayna'yı Karadeniz'den izole edip bir karaya hapsedilmiş bir ülke olarak hemen hemen yarı yarıya küçültmeyi ve Odessa üzerinden Moldova'ya bağlanmayı ve bu şekilde, yani bir yerde eski Sovyet İmparatorluğu'nun önemli bir parçasını tekrar tesis etmeyi düşünüyor olmaları, yani imkansız değil belki, yani olabilir. Yani insan beyni her şeyi yapabilir, özellikle uzun süre iktidarda kalan bu tür otoriter, otokrat liderlerin
bu tür saplantıları, bu tür olmayacak şeyleri hayal etmeleri olabilir. Tarihte örnekleri vardır. Ama 21. yüzyılda 2022 yılında bunun olabileceğini sanmıyorum. Onlar da bunun farkındalar. Evet, çılgınlık yaptılar ama yani akıllarını kaçırmış değiller benim okuyabildiğim kadarıyla. Ve buradan çıkışın yolunu arıyorlar şu anda. Hesap hatası dediniz az önce. Hesap hatası evet. Yaptı dediniz. Fatih Bey, katılır mısınız? Rusya bir hesap hatası yaptı mı? Ve mesela Biden dün dedi ki konuşmasında Batı'nın kendisine karşılık vereceğini hiç düşünmüyordu dedi. Hesap hatası bu muydu? Haldun Bey, size de birazdan aynı soruyu soracağım. Ve siz Fatih Bey bir hesap hatası olduğunu düşünüyor musunuz? Bence de hata yaptı. Ukrayna'nın çok çabuk veya kafasındaki hedefleri çok çabuk gerçekleştireceğini düşünürken karşısına öyle bir tablo çıkmadı. Öyle veya böyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri direniş gösterdi. Bu bir. İkincisi, kendi ekonomisine karşı büyük zarar verdi. Ruble'deki erime devam ediyor. Hı hı. Rus borsası büyük ölçüde değer kaybetti. İşte biliyorsunuz 7 banka SWIFT sisteminden çıkarıldı. Diğer iki banka daha var. Sırada bilmiyorum onlar ne yapacaklar. Sberbank'la Gazprom'a bağlı bir banka var. Dolayısıyla bu Rus ekonomisini derinden sarsacaktır. Hatta kimi analistlere göre Ukrayna'ya giren kuvvetlerin lojistik desteğinde de bir takım sıkıntıların baş gösterdiğini anlıyoruz. Hatta komuta kontrol zincirinde bazı yerlerde kopmalar olduğu söyleniyor. Bu da bir hata. Hmm. Hatta bir ara rivayet çıktı, hatırlarsınız. Gerasimov'u görevden alacak diye Rus Genelkurmay Başkanı'nı. Sonuçta olmadı ama ben katılıyorum. Yani büyük bir hata yaptı ve çok uzun süre izole halde yaşamaya bence mahkum. Her halükarda herhalde kafasında şu var. Çünkü 2005'ten beri söylüyor işte yüzyılın jeopolitik felaketi dedi. Sovyetler Birliği'nin dağılması için. 2007'de aslında Rusya'nın da fikri anlamda değil ama ekonomik anlamda entegre olduğu yapıya da bir yerde meydan okudu. Sadece siyasi düzen veya Avrupa güvenlik mimarisi açısından değil. Dolayısıyla bence de büyük hatalı bir yola girdi. Ancak şunu da tabii gördü, belki hata yapmadığı tek nokta olabilir en azından bu işlere girişirken. Batı içindeki uyumun zayıfladığını da tespit etmişti. Hı hı. Geçen yıl çıktı bunun ipuçları, su yüzüne çıktı geçen sene. Bunu da gayet iyi aslında o anlamda belki hata yapmadı ama bu en son giriştiği eylem, işgal eylemi bence ters tepebilir. Bir de aklıma şu geliyor. Mesela daha geçenlerde de yine Çarlık Rusası'ndan falan söz etti. O döneme gönderme yaptı. Ondan sonra Ukrayna'yı ayrı bir millet olarak görmediğini de açıkça yazdı hatta. Hı-hı. Söylemedi. Yazdı 2021 Temmuz'unda. Yani acaba diyorum Sovyetler Birliği'nin dağılmasını bir jeopolitik felaket olarak kafasında belleyen bir lider, işte Ukrayna'nın belli bölümü Rusya artı Belarus'tan oluşan bir mini Sovyetler Birliği'ni mi kafasında canlandırıyor? Daha ileri hedefleri var mı yok mu? Onu gör. Ama herhalde NATO üyelerinden birine yönelik bir saldırıyı düşünmüyordur. Ona ihtimal vermiyorum. Bir de şimdi yeni şey söylem, nükleer söylem de kullandılar. Evet. Lavrov dün söyledi. Lavrov dün söyledi nükleer meselesini ama bugün yaptığı açıklamada da şunu söyledi. Yani bizim dışımızda birçok insan nükleeri dile getirdi gibi bir açıklama yaptı, biliyorsunuz. Kim getirmiş? Affedersiniz. Ben de Zelenski, o soruyu sorayım. Yani Zelenski'nin getirdiğini söyledi. Biden'ın bir konuşmasında nükleer dediğini söyledi. NATO'dan gelen açıklamalarda da öyle şeyler olduğunu söyledi. Siz hani bir bizi görüyorsunuz. Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi evet. İlk önce bunu Macron'un ziyaret etmesinde Putin dedi. Biz biliyoruz konvansiyonel alanda NATO ile karşılaştırmak mümkün değil Rusya'yı dedi. Ama biz nükleer bir süper gücüz dedi. Ondan sonra tekrar bu sefer talimat verdi. Nükleer güçlerin alarm statüsünü yükseltti.
Buna Amerika Birleşik Devletleri karşılık vermedi. Hı hı. Dolayısıyla bu nükleer konuyu gündeme getiren kendileri. Şimdi tabii farklı şeyler söylüyor olabilirler ama ben izlediğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla, ben Batı basını da takip ediyorum. Daha önce söylediğim gibi Rus basını da elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum. Onların analistlerinin yazdıklarını, çiziklerini. Hı hı.